Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Senatosu'ndan çok ilginç bir haber geldi. Bunu da tolgozbek.com sitemizde hemen haberleştirdik. Cumhuriyetçi bir senatör Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400 hava savunma sistemini alması için bir kanun taslandı teklifinde bulundu ve Türkiye, Amerika, S-400, Rusya, F-35 derken ortalık epey bir karıştı. Gelin isterseniz bu son gelişmeleri birlikte ele alalım. Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminin Amerika Birleşik Devletleri tarafından satın alınması için enteresan bir kanun teklifi epey konuşuldu. Bu kanun teklifi kabul edilmedi, senatodan geçmedi ama Amerika'nın bu yaklaşımı gerçekten çok ilginçti. Kanun teklifinde önemli olan konu, altı çizilen konu Türkiye'ye bu konuda Amerika'nın bir ödeme yapması ve bu alınacak paranın da tek şartı Türkiye'nin herhangi bir Rus veya Çin sistemi satın almaması, NATO'ya uyumsuz bir sistem satın almaması yolundaydı. Bu tasarı kanunlaşmadı, senatoda kabul edilmedi ama eğer edilseydi gerçekten ortalık inanılmaz karışacaktı. Rusya tarafı da buna sessiz kalmadı. Yaklaşık bir ay önce Ankara'daki Rus Büyükelçisi'nin S-400 hava savunma sistemi ile ilgili Türkiye istediğini yapabilir yaklaşımı sonrasında hemen Rusya'dan da bu konuyla ilgili enteresan bir adım atıldı. Bu anlaşmaya göre Türkiye ve Rusya arasında yapılan S400 hava savunma sistemi anlaşmasına göre Türkiye'nin sistemi üçüncü bir ülkeye devredilemeyeceği, devredemeyeceği, satamayacağı Rusya tarafından söylenmiş oldu. Gerçekten anlaşmanın boyutları ile ilgili de farklı bilgiler elde etmeye başladık. Geçen yıl bu zamanlar ilk S400 hava savunma sistemini taşıyan, malzemelerini taşıyan Rus hava kuvvetlerine bağlı uçakların Türk hava sahasına girmesiyle birlikte Amerika Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Bunlarla birlikte sistem Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na indi, kuruldu ve halen sistemin aktif edilmesi bekleniyor ama yaşanan pandemi süreci, koronavirüs süreci nedeniyle bu konuda çalışmalar oldukça yavaşlamış durumda. Daha önceden Nisan ayında sistemin aktif edilebileceği söylenirken şu an herhangi bir tarih Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklanmıyor. Tabii Türkiye ile Amerika arasında masada bir S-400 konusu var. Enteresan gelişmeler ve tabii ki F-35 ile ilgili gelişmeler ne olacak bu akıllara geliyor. F-35 programında Türkiye, tasarımcı ve parça imalatçısı olarak programın önemli ortaklarından biri ve yüzden fazla uçağı da satın alacağını daha önceden Türkiye bildirmişti. Bu uçakların 6 adeti imal edilmiş ve Lockheed Martin imalat hattından çıkmıştı. Uçaklardan 5'i de resmi Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiş ve Arizona yakınlarındaki Luke Hava Üssü'nde bu uçaklarda pilotlarımız eğitimlerini tamamlamıştı. Hatta iki pilotumuz öğretmen pilot olmak üzere de eğitimlerini gerçekleştiriyordu. Tabii ki geçen yıl S-400 hava savunma sisteminin alınması, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması derken bu uçaklar son gelişmeye göre Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından satın alınıyor. Uçaklarla ilgili bütçe 2021 yılının bütçesine konuldu ve bu uçaklar gerekli modifikasyonlardan sonra Amerikan Hava Kuvvetleri'ne geçecek. Biraz önce de dediğim gibi 5 uçağın teslimatı tamamlanmıştı. 6. uçak içinde e, üretim her şey tamamlanmış. Test uçuşları yapılmış ancak Türkiye teslim edilmemişti. 6 uçak hala Luke Hava üstünde. uçmuyor ama gerekli bakım işlemleri yapılıyor. Bu uçaklarda önümüzdeki aylardan itibaren yavaş yavaş Amerikan envanterine girmeye başlayacak. Bu gelişmeler yaşanırken bir taraftan da Türkiye F-35 için 1009 adet farklı parçanın üretimini gerçekleştiriyor. Bunlar arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen orta gövde gibi gerçekten hem fiyat olarak çok yüksek hem de önemli bir parçanın yanı sıra birçok orta ve küçük ölçekli parçalar var. Motorda ayrı ortaklıklar var ve Türk savunma ve havacılık sektörü F-35 için 8 milyar dolarlık bir parça üretimi de söz konusu. Şimdi Türkiye'nin geçen yıl programdan çıkartılmasıyla birlikte Türk şirketlerinin de siparişlerinin durdurulacağı, üretim yapılamayacağı Amerika tarafından bildirilmişti. Önce 2019 sonuna kadar dendi. Arkasından Mart 2020'ye kadar bu devam edeceği belirtildi. En son açıklama 2020 sonuna kadardı. Fakat Pentagon'un yaptığı açıklama ile birlikte dün bu sürecin 2022 sonuna kadar devam edeceği dikkatle ilginç bir şekilde vurgulandı. 2022 sonuna kadar devam edecek ama Türkiye'den 1900 adet farklı parça değil bu sayı aşama aşama aşağı çekilerek 139'a kadar inecek. Daha önceden Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamalarında Türkiye'nin parça üretiminden çıkmasının programa ek olarak en az 600 milyon dolarlık bir ek maliyet getireceğinin altı çizilmişti. Niye bu getiriliyor? Çünkü Türkiye'nin yerine hemen Amerika bir alternatif kuramıyor. Örneğin orta gövde için TUSAŞ önemli bir imalatçı olduğunu söylemiştim. Northrop Grumman bunu üstlenecek ve bu parçaların imalatını yapacak ama birçok parçada Türkiye'deki üretim hattındaki işçiliğin yüksek kalitesi ve bir taraftan ee, parçaların zamanında üretilip imalat hattı aksamadan bu üretimin devam etmesini Türk şirketlerinin öne çıkarmıştı. Yavaş yavaş alternatifleri çıktıkça Türk şirketleri yerini yabancı şirketlere bırakacak ve sadece Türkiye'de F-35 için elimizde kalan tek şey parçalarının üretim kalitesi yakalanması ve geçmişte yapılan bazı mühendislik işlemleri olacak ama sonuçta bu nereye doğru gidecek? Bu biraz önce belirttiğim gibi S-400 hava savunma sistemiyle ilgili atılan ilginç adım gibi şeyler ne olabilir? Bunları dikkatle ve merakla beklemeye, takip etmeye devam edeceğiz. F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesiyle birlikte tabii ki yerine ne yapılacak, ne edilecek gibi büyük bir beklenti var. Öncelikle bu uçakların yerine Türkiye Milli Muharip Uçak, MMU konusuna daha da odaklanıp bu projeyi daha dikkatli bir şekilde yürütmeye başladı. En büyük alternatif bu. Fakat ara dönemde herhangi bir uçak ihtiyacı var mı? Yok mu? Bu konuyla ilgili de çok ilginç, çok farklı gelişmeler var. Geçmişte Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir herhangi bir yeni bir tip bir ek uçak alımı yapılmayacağını söylemişti ama son günlerde ilginç dedikodular dönüyor. Bunlardan da bir tanesi Türkiye'nin ek olarak F16'ların Blok 70 modelinden satın alabileceği yönünde. Henüz daha bu bilgi kesinleşmiş veya doğrulanmış değil ama Türkiye'nin 30 adet, 50 adet ve 70 adetlik paketler için Amerika'ya başvurdu. Bu konuda fiyat istediği gelen bilgiler arasında. Şöyle kısaca da bir F16'nın son modeli olan Blok 70'e değinirsek Blok 70'in en büyük avantajı ASR radar sistemine sahip olması ve aynı zamanda gövde ömrünün 12.000 uçuş saatine yükseltilmiş olması. İmalatçı Lockheed Martin F-16'nın Block 70 modeliyle 2060'lı yılları görmeyi hedefliyor. Uçak bu yeni nesil sistemlerle birlikte 2060'lı yıllara kadar uçması bekleniyor. Türkiye'de bu ihtiyacı nasıl görür, ne yapar? Ne gibi bir adımla bunu gerçekleştirir? Bunu gerçekten zaman gösterecek. Gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı var mı? Alınacak mı? Nasıl bir plan yürütülecek? bu programla ilgili sonuçta Türkiye'nin çok ciddi 2 milyar dolara yakın bir ödemesi oldu. Bunun karşılığı F-16 blok 70 mi olacak? Başka bir şey mi olacak? Bunları ilerleyen günlerde görmeye devam edeceğiz. Bazen bize okuyucularımız, izleyicilerimiz mesaj atıyorlar. Diyorlar işte örneğin Rus silahını Amerika Birleşik Devletleri alabilir mi? Evet alıyor. Çok farklı kaynaklar kullanabiliyor. Veya Rusya'dan direkt değil ama Belarus'tan olsun, farklı ülkelerden olsun. Amerika Birleşik Devletleri bazı elindeki sistemler için farklı adımlar atabiliyor. Bunlardan en önemli örneklerinden biri Mi-17 helikopterleri için olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan adına Mi-17 satın almıştı. Bunun için pilot yetiştirmesi ve tabii ki sistemlerin bakımın yapılması lazım. Bu Rus uçakları da Amerikan envanterine girmiş olmuştu. Mi-17 helikopterleri daha sonra Afganistan'a verilmişti ama belirli bir süre sonra da yerlerine UH-60 Skorsky'nin Black Hawk helikopterlerine bırakmıştı. Savunma sanayinde gelişmeler bu şekilde. Her gün Pazartesiden cumaya saat 19'daki yayınlarımız sürüyor. Bizlere katıl tuşuna basarak destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde bize sorularınızı yorum olarak iletebilir veya info.tolgozbek.com adresine mail yollayabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.